Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle AC indüksiyon motorlu elektrikli araçlar sistemini simüle ettiğimiz bir eğitim setimizin incelemesini gerçekleştireceğiz. Alternatif akım kullanan indüksiyon motor çeşitlerini setimiz üzerinde baz alarak bir eğitim seti gerçekleştirdik. İsterseniz komponentlerimizi detaylıca tanımlaya geçelim. Kontrol box'ımızda sistemin bataryadan veya external power olarak nitelendirdiğimiz 220 volt 50 Hz şebeke hattından beslendiğinde güç dağılımını komponentlerimize yapan nokta. Batarya pekimiz tamamen deşarj konumundayken 48 volt DC gerilim üretiyor. Şarj konumundayken ve tamamen dolu konumundayken ise ortalama 54 veya 55 volt DC gerilime kadar çıkabiliyor. Yine bataryamızın da motoru çalıştırılabilir konumda ürettiği enerjinin şartlandırabilmesi için çeşitli komponentlerimiz var. Onları incelemeye de geçebiliriz. Bir adet inverter'ımız var. Inverter'ımız her sistemde olduğu gibi DC gerilimi doğru akım gerilimine alternatif akım AC gerilimi çeviren bir sistem. Normalde external power yani şebeke hattını kullandığımız zaman inverter sistemi çalıştırırken gerek duymuyoruz. Çünkü zaten 50 Hz 220 volt bir gerilim elde ediyoruz. Ama bataryadan sistemimizi beslediğimiz zaman ortalama 55 volt DC bir gerilim aldığımız için inverter'ımız ile birlikte bunu yine 50 Hz 220 volta çevirme gereği duyuyoruz ki motorumuzu çalıştırabilelim. Görmüş olduğunuz bu sistem üzerinde frekans konverter'ımız var. Yani şöyle bataryanın ve şebeke sisteminin bize vermiş olduğu enerji, üretmiş olduğu enerji yine bizim AC indüksiyon motorlu elektrikli araçlarımız için çalıştırılmaya yeterli bir sistem değil. Bu nedenle ister bataryadan beslenelim, ister external power şebeke hattından beslenelim. Bunu her zaman 400 volt 3 faza çevirmemiz gerekir. Demiştik ki external power'dan sistemi beslerken inverter'a gerek duymuyoruz. Yalnızca bataryadan beslerken inverter'a gerek duyuyoruz. Batarya bakımından inverter'ın bize 50 Hz 220 volta çevirmiş olduğu enerjiyi frekans konverter'ımız yine 3 faz 400 volta çeviriyor. Şebeke sisteminde ise inverter'a gerek duymadan şebekeden direkt almış olduğumuz 50 Hz 220 volt enerjiyi yine frekans konverter'ımız 3 faz 400 volta çeviriyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi measurement port dediğimiz ölçüm portlarımız mevcut. Burada inverter outputumuz yani setimiz üzerinden eğitim alabilecek bütün motorlu araçlar öğrencilerinin üzerinde birebir ölçüm yapabildiği, hangi komponentten ne kadar gerilim aldığı, hangi komponentin nasıl beslendiği ile alakalı buradan ölçüm alması mümkün ovometre ile. Gaz pedalımız mevcut. Yine gaz pedalı da bizim vermiş olduğumuz hareketle birlikte frekans konvertöre bilgi yollayarak frekans konvertörün motoru bizim vermiş olduğumuz hareket kadar döndürmesine ve yani tabiri caizse bizim gaz pedalımızın motora hareket vermesini, gazlamasına yardımcı olan komponentimiz. Burada kullanım talimatımız var. Kesinlikle bütün eğitim setlerimizde de temizlediğimiz gibi kullanım talimatı dışında hiçbir şekilde sisteme güç verme, sistemi çalıştırma yapmıyoruz. Tehlikeli olabileceğinden dolayı kullanım kılavuzuna, kullanım talimatına uyulması gerektiğini her zaman temizliyoruz. Burada bir adet kontrol panelimiz var. Şöyle kontrol panelimizde burada sistemin besleneceği kısmı seçebildiğimiz bir 3 konumlu anahtarımız var. İster external power'dan seçeriz. Zaten şu an sistemimiz fişe takılı olduğu için, 220 volt şebeke sistemine takılı olduğu için ve bataryamız açık olduğu için burada iki sistemin de ışıkları yanıyor. Yani online konumda, kullanılabilir konumda. Şuradan external power'ı seçtim. External power in-use lambası yandı. Yani şu an sistem external power kullanıyor. Çalıştırırsam external power aracılığıyla çalışacak. Yine orta konumdayken setle fişe takılı olduğu pozisyonda bataryamız şarj olmaya devam ediyor. Buradan da gerilim değerlerinin arttığını görebilirsiniz zaten. Şu an set fişteyken ve anahtarımız, seçici anahtarımız orta konumdayken setimiz şarj olmaya devam ediyor.
Unutmayalım ki batarya pack içerisinde bulunan bataryalarımız ortalama bir hafta, bir buçuk hafta, bir ay. Bu tarz uzun süreler boyunca deşarj konumunda kalırsa bataryalarımızda hasarlar meydana gelebilir. Bunu istemeyeceğimiz için seti batarya üzerinden çalıştırılma işlemi bittikten sonra seti bir miktar fişte bırakarak, şu anahtarın da orta konumda olmasına dikkat ederek setimizi şarj olmasını sağlayabiliriz. Her zaman kullandıktan sonra şarj edilmesini, kullanım talimatları, kullanım önerileri aramız arasında mevcut. Buradan yine batarya konumunu seçtim. Batarya in-use lambamız yandı. Öncelikle az önce anlattığım gibi bataryadan bize ortalama 54.3 volt demişiz burada. 54.5 volt, 54.3 volt bir gerilim geliyor. Biz bu gerilimi öncelikle inverterle beraber bu gerilimimizi 50 Hz, 220 volt, 225 volta çıkarmamız lazım ki bizim frekans konverterimiz bunu motorun kullanılabileceği şekilde şartlandırsın. Daha sonra da frekans konverterimi açıyorum. Frekans konverterimi açtığımda frekans konverterim inverterden aldığı 50 Hz, 226 volt, 225 volt enerjiyi kendisi 3 faz 400 volta çıkarıyor. Daha sonra yine online düğmesine bastım. Şu an elektrikli araçlar eğitim setimizin asıl amacı olan motorun dönmesi, alternatif akım indüksiyonu ile motorun çalışmasını görüyorum. Takometremizde de yine motorun şu anki devri, lastiği kaç tur döndürdüğü dakika üzerinde bunları görmemiz mümkün. Aynı şekilde yine gaz kolumuzu bırakınca motor kendisi otomatikman durmaya eğilim gösteriyor. Frenleme sistemini devreye sokuyor. Tekrar inverterimizi, frekans konverterimizi kapadık. Anahtarımızı orta konuma aldık. Şu an batarya şarj olur konumda. External power seçeneğini seçiyorum. Şu an sistemi 50 Hz 220 volttan besleyeceğim. Bunun için inverterimize gerek yoktu. Çünkü inverter bataryadan aldığı 54 volt, 50 volt gerilimi bizim için 50 Hz 220 volta çıkarıyordu. Yani DC gerilim AC gerilimi çeviriyordu bizim için. Biz zaten şebeke hattından, şehir hattından 220 volt enerji elde ettiğimiz için inverter'a burada gerek duymuyoruz. Sadece frekans konverterimizi açıyoruz. Frekans konverteri açtım. Frekans konverter şu anda çalışıyor. Frekans konverter online tuşuna bastım. Daha sonra şu an şehir şebekesinden gelen 50 Hz 220 volt enerjimiz bizim için frekans konverter yardımıyla 3 faz 400 volta kadar çıktı. Buradan tekrar gaz vererek external power, yani şehir şebekesi hattından da motorumuzun çalıştığını görebiliyoruz. Şu kısımda ölçüm portlarımız bulunuyor. Measurement port dediğimiz. Şimdi bataryamızı panelimizden açık konuma getirdik. Inverterimiz de açık. Bataryadan gelen 53 volt gerilimi inverterimiz bize 226 volt olarak ya da 220 volt olarak verecek. Onun ölçümünü yapıyoruz. ...229 volt bir gerilim aldık. Evet, ortalama bir şehir şebekesi gerilimi. Şu noktada 400 volt 3 faz motorundan aldığımız bir ölçüm portumuz var. Yine ohmetremi alternatif akım konumunda alıyorum. Motora gaz verildiği zaman buradaki değerin artmaya başladığını görüyoruz.
Burada da bataryanın mevcut gerilimini ölçebileceğimiz bir port mevcut. Şu an zaten external power modumuz açık. Batarya şu an şarj pozisyonunda, şarj olup pozisyonunda. Bu sefer alternatif akım değil, avametrem DC akım. DC gerilim ölçme modunda. Şu an 54,9 55 volt bir gerilim elde ediyoruz. Arkadaşlar AC indüksiyon motorlu elektrikli araçlar eğitim setimizde inceleme işlemimizi tamamladık. Ölçü portlarımızdan ölçülerimizi yaptık. Sistemin nasıl çalıştığını genel bir biçimde anlattık. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.